Değerli milletvekilleri, ülkemizin ekonomisi kötü. Köprü, yol ve tünel yaparak ekonomiyi kalkındırdığını sanan AKP'nin aksine biz gerçekleri görüyoruz. Her 4 gençten birinin işsiz olduğunu biliyoruz. Büyüme rakamları ortada. 1946'dan 2002'ye kadar ortalama 5.1 büyüyen ekonomimiz AKP iktidarında 2003'ten bu yana ortalama 4.6 büyümüş. Hatta son 10 yıllık büyüme oranımız %3.3. Fabrika kurmadan, yatırım yapmadan, sadece betona, inşaata bel bağlanan AKP ekonomisinde sonucun farklı olması da zaten beklenemezdi. Değerli milletvekilleri, gelelim referandum meselesine. Şimdi buradan sesleniyorum. Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli, hatta anayasaya göre tarafsız olması gerektiği halde referandum nedeniyle meydanlara inen Sayın Cumhurbaşkanı, neden canlı yayında genel başkanımızla birlikte bu değişikliğin içeriğini tartışmıyorsunuz ki bütün vatandaşlarımız da bu değişikliğin ne getirip ne götüreceğini görsünler, öğrensinler. Kim doğruyu söylüyor, kim söylemiyor? Bilmek vatandaşlarımızın hakkı değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu çeşitli kereler bu çağrıyı yaptı. Hatta daha dün dedi ki bana sadece 15 dakika versinler. Onlar istediği kadar konuşsun, oturup tartışalım dedi. Siz neden olumlu cevap vermiyorsunuz? Var mısınız? Tabii ki yoksunuz. Çünkü ülkenin geleceğiyle ilgili evet demenin hiçbir gerekçesi olmadığını siz de biliyorsunuz. Çünkü evet bir kişi için, hayır 80 milyon için. Aksini mi söylüyorsunuz? Hodri meydan, yüreğiniz yetiyorsa, kendinize güveniyorsanız hadi canlı yayına. Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.